Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Harikulade, çok yaratıcı, çok çalışkan bir adam geliyor. Erdem Yener! Ah, ne haber? İyi abi, ne senden? Kadar beyaz dişlerim var? Yapma. Tabii. Ben de bir şey oldu, dişlerimi temizletmeye gittim. Bendekiler eski takma, doğduğumdaki dişlerim. Bir şey oldu, böyle bir tatlı bir dişçi kadın var. O temizlerken ne yaptıysa bir şey oldu. Bir tanesi çok acayip derecede karardı böyle. Alttaki dişlerinden bir tanesi yokmuş gibi falan. Hey hey diye acayip duruyorum. Sen ama çok güzel pırıl pırıl parlıyorsun. Yaşlanmıyorsun da ama şimdi çok yaşlı değilsin aslında. 81 doğumlusun değil mi? 81'liyim. Birkaç hafta önce 38 oldum. Evet ama 40'lar çok güzel olacak, emin ol. 30'ların ikinci yarısından çok memnunum. Evet. 40'larla ilgili umudum var. 30'ların başı galiba bütün erkeklerde çok salakça geçiyor. Yani öyle. Ya benim için öyleydi. Benim bütün 30'larım çok kötü geçti. Benim de arkadaşlarımda da, bende de biraz öyle geçti. Evet. Ne oluyor? Böyle bir aşka düşüyoruz kadınlar falan filan. Kariyer planlamaları ve perişan şeyler. Halbuki şimdi gençlere dikkat ediyorum. 20 ile 30 yaş arasında aslında hiç umursamıyorlar. Bizim toplumsal yapımızda da böyle bir şey var. Çünkü anne babalar çocuklara bakıyorlar. Ama ancak çocuk 30'a geldiğinde anne baba biraz ciyaklamaya başlıyor. Yeter ulan artık, hani ne yapacaksan yap falan diye. Özellikle gösteri dünyasında kariyer yapanlar senin gibi mesela biraz daha serbest kalabiliyorlar. Yani işte ne bileyim, iktisat bitirmiş de bir bankaya müfettiş yardımcısı olarak girmiş falan gibi bir şey olmuyor. Ama şimdi özellikle son çıkardığın işlerle ilgili garip şeylere giriştin. Her ay bir klip çekiyorsun. Ve iki tane klip çektin. Bana Yalan Söylediler ve Adaletin Bu Mu Dünya ve bir tanesi yeni yayınlandı. Evet. O da Bağır Yanık Dostlara. Bağır Yanık Dostlara. 31 Mayıs itibariyle. Evet. Şimdi bu tabii ilginç bir iş. İstersen bu ikisine birlikte bir bakalım. İzleyenlerimize de gösterelim. Hangisi önceyse bilmiyorum. Bana Yalan Söylediler ya da Adaletin Bu Mu Dünya, görelim. Yeni 45'li ile Erdem Yener sizlerle Bana Yalan Söylediler. Dur. Şimdi burada İzzet Öz'ün bulunmasının da özel bir önemi var. Diyorsun ki hiç unutmuyorum. Televizyonda İzzet Öz'ü izliyordum ve şimdi Yeni 45'liği Bad ile Michael Jackson dedi. Sonra aha bu olacağım ben dedim. Bu 2016'da Hürriyet'le yaptığım bir röportajda söylemişsin. Sonra İzzet abiyi klipte oynatıyorsun. Evet. TRT Pop Saati'nde yayınlanan programında o anonsu yapmıştı. Ben de Michael Jackson'ın Bad videosunu ilk kez izlemiştim. İzlediğim şeyden çok etkilendim ve aslında ne yapmak istediğime karar verdiğim gün oldu. 32 sene sonra da İzzet abi bu Bana Yalan Söylediler. Aslında bir tık baştan alayım. Oyunculukla müziği bir arada anlatmanın bir yolunu bulsak o ne olurdu diye konuştuk menajerim Yeşim Doran'la. Ve film olmuş şarkılar diye bir projeye başlamış olduk. Aslında eski Türk filmlerinden bildiğimiz şarkıları benim yorumumla yeniden düzenlenmiş haliyle her ay bir tanesini yayınlayacağız. Bu yıl boyunca olacak. Hepsinin de bir videosu olacak. Bana Yalan Söylediler bu projenin ilk single'ı oldu. 70'lerde yaşasaydım ne olurdu'nun karşılığı olan bir video çekmek istedik. 70'lerde yaşasaydım da röportaj herhalde İzzet abiyle yapardık diye düşündüm. O cümle de benim için kıymetli bir cümle. 32 sene sonra da benim için kursunu istedim abi. Ne güzel bir sanat yönetimi var. Ve az buz para değil bu yani. Evet, az buz yani para. Evet, bayağı bir yatırımı var. Yani kolay bir şey değil öyle. Hadi kameranı al gel de çekelim birlikte falan. Yok. İşi yok. Değil yani. Maşallah maşallah. Bu... Hakikaten çok iyi iş. Peki bir de öbürüne bakalım. Adaletin malı bir taksi driver izliyorum. Değil mi? Evet, çok çok iyi yapılmış. İkisi de çok iyi prodüksiyonlar. Yani bir de öyle kolay bir şey değil herhalde. Her ay bir tane klip çekeyim falan da yani. Evet, oldukça zor. Yani bayağıdır uyumuyorum. Evet. Ve çok iyi işler. Peki bunlar nerede yayınlanıyor bunlar? Bu film olmuş şarkılar benim kendi label'ımdan çıktı. Adı Toprak Mahsulleri Ofisi. bir daha söyle. Toprak Mahsulleri Ofisi. Güzel. Benim YouTube kanalımda yayınlıyoruz videoları.
O da aslında bakarsanız her şey çok taze. Toprak Mahsulleri ofisi de çok taze. YouTube kanalı da çok taze. Kendi yapmak istediğim şeyi yapmak istedim aslında. Çünkü bu eski Türk filmlerinde var olan şarkıları yeniden yapmak, bunda nemalanmakla katkı sağlamak arasında ince bir çizgi var. Onun tamamının kontrolünde olmasını istedim. Çok güzel ya. Harikulade bu söylediğin. Peki bir konseri olacak mı? Bir toplu gösterisi olacak mı? Tabii ki. Ya yaptın mı bilmiyorum. Hayır, yapmadık. Çünkü zaten bir ay sonra hani ne çekeceğim falanların derdi de var bir yandan. Dolayısıyla uzun vadede film olmuş şarkılar özelinde bir sahne çalışmamız var. Arzu edersen ben çok istekliyim burada. Burada yapmak istersen. Seve. Ya buraya yani ilk kez geliyorum ve ilk kez geldiğim için çok pişmanım. Yani hayır zaten çok uzun süredir açık değiliz, yeniyiz. Ama burada olursa bizim bir şeyimiz de var. Ya bir ip perdeyle ya da bir projeksiyon perdesi düzenimiz var. Aslında galiba hemen de olabilir ama eğer ki sezon açılışı dediğimiz yani işte okulların açılışı biz keza bütün yaz boyunca açığız burada kabare olarak ama Ramazan'da da açığız zaten. Ama velakin eğer hani birkaç tane daha klip biriksin ondan sonra yapayım görseli de olsun diye düşünürsen eğer ben gayet hazırım. Çok teşekkür ederim. Bir dükkan sahibi olarak. Çok teşekkür ederim. Her ne şartlarda istiyorsan. Çünkü bu çok tabii iyi. Bir de başka bir iş var. Manga'dan Ferman'la beraber yaptığın bir 360 derece klip çekiyorsun. Belki 10. Belki benim 2008 yılında çıkardığım, hatta çıktığımın ilk ayında falan televizyon çocuğuna gelmiştim. Hayır, Zaga'ydı o zaman. Zaga. Pardon. Oo, çok sene olmuş ya. O şarkının 10. yılıydı. Biz de 10. yılına özel bir şey yapmak istedik. Sağ olsun Ferman'la birlikte bir featuring şarkı yapmış olduk. Peki bunlar yani hangisi daha şimdi ileride gidiyor? Yani oyunculuk mu daha ileride gidiyor yoksa müzik mi daha ileride gidiyor? İkisi beraber gidiyor galiba. Oyunculuğu hobim zannediyordum ama yıllar içerisinde ikna oldum ki o hobi değil artık. Evet. Dolayısıyla ama iki tane. Ama birçok tabii seni geçindiren iş oldu bir kere. Uzun bir reklam serisi oldu. Aynen öyle. Onlar şarkıcılıkla değil oyunculukla elde ettiğin aynen. işlerdi tabii galiba ki. Değil tabii mi? Tabii ki. Yani artık iki mesleğim var. İkisinin kardeş geçiniyor olması gerekiyor. Bu yazda... Ama biraz ticari düşünebilmen gerekiyor arada. O konuda zorlanıyorum ama elimden geleni yapıyorum. Yani aslında evet zor olan o. Çünkü artık dijital devrimle beraber galiba sanatçılar aynen senin yaptığın gibi... Kendi kanallarını kurarak, kendi yayınlarını yaparak, kendi prodüksiyonlarını gerçekleştirerek tamam az olsun benim olsun, ben kontrol edebileyim, ben dinleyicimle ya da izleyicimle direkt ilişkimi kurayım ve o mekanizmayı, bütün o mekanizmayı kontrol edeyim düşüncesindeler. Ama bir yandan da bu beni korkutuyor. Özellikle bütün sanatçılar için korkutuyor. Yani hakikaten biraz nasıl söyleyeyim, empati yaparak korkuyorum. Çünkü... bir yandan da sanatçı diyor ki bakıyoruz yani çok çok basit bir şey. Bugün yani her vatandaşın yaptığı şey işte Instagram'dan güzel bir fotoğrafını koyuyor. 5 dakika sonra kontrol etmeye başlıyor. Acaba bu benim şeyim, fotoğrafım. Acaba yeterince like aldı mı? İşte bakalım kimler yorum yazdı falan filan. Şimdi orada herkesin kendisine göre bir hesabı var. Yani diyelim ki çok tanınan bir vatandaş değil. Çok popüler bir vatandaş olmadığını düşünelim. Belki 10 tane like. 2 tane yorum onu mutlu edebiliyor. Ama bunun popüler bir insan olduğunu düşünelim. Ona da 1 milyon tane like gelirse ve işte atıyorum 500 tane güzel comment gelirse diyor ki okey tamam bugün yaptık, bugünü bitirdik yani. Okan abi bu işin bir sonu olsaydı onu Michael Jackson'da görürdük. Yani... Bu uzun bir yol. Ama tatmin yapılacak... acaba tatmin olunuyor yani bu bundan tatmin mi olunuyor diye bütün bu parçalanmış medyada tatmin olunuyor mu acaba? Yani herkese yeteri kadar ulaşılabiliyor mu acaba diye endişe ediyorum. Hayır. Ya da belki hiç bu soruyu sormuyorsun bile kendine. Hayır. Hiç bu soruyu sormuyorum bile. Aha. Yani bu şu şartlarda şu organizasyonla bu davranışla böyle olurdu
nun peşine gidemezsiniz. Çünkü birçok farklı şartlarda çok başka şeyler de olurdu. Bunu sektörün bir parçası olduğunuzda okumak çok kolay ki sen çok daha iyi bilirsin. Bu kadar uzun süredir varsın. Ona bakmıyorum. Ben ifade etmek istiyorum. Benim derdim anlamak ve anlatmak. Bunu yapmak istiyorum. Ve bu iş anlamak ve anlamak kısmındaki niyet karşılıklı olduğunda da anlaşmak 5 dakika. Bu kolaylıkta olmalı bence iletişim. Bunu tek başına sağlamak zor. Ama zaten ne kadar olacaktı ki? Mesela 1 milyonla mı rahat edecektim ya da 10 milyon mu? Yani 100 milyon mu? Bilmiyorum ki. En doğrusu doğru olanı. Ne kadar olduğu değil. Doğru olanı ve bu yolun ahlaklı bir yerinde veda etmeli. Kıymetli olan o. Evet, aslında bu tabii ki bunun tartışması pek bitmeyecek. Çünkü genelde mesela senin gibi hem dramada başarılı olan hem de müzikte başarılı olan bir adam için belki hayat o kadar kolay değildir. Çünkü bir yandan da işte menajerler var, işte yapımcılar var. Sinemadaki yapımcı, müzikteki yapımcı, televizyondaki yapımcı, reklamdaki yapımcı. Bir de bunlar var. Ve bu yapımcılar ve menajerler tabii ki seni sürekli çalıştırmak istiyor. Çünkü ticari bir müessese bu. Yani seni çalıştırmak isteyecekler. Yani sen yapımcıya ya da menajere şöyle söyleyemezsin. Yani ben işte 3 ay ortadan kayboluyorum. Ya da işte ben 6 ay ortadan kayboluyorum. Kafamı bir felsefeye taktım falan filan. Benim genel yaklaşımım en başta, işbirliğinin en başında vizyonel olarak bir ortak, bir mutabakat sağlamak. O mutabakat sağlandıktan sonra teslimiyettir. Çünkü ben yani çalışırım. Ama onlar seni çalıştırmak isterler. Tabii ki çalışırım ama zaten biz bunu konuşmuş oluruz. Nasıl çalışmam gerektiğini de konuşmuş oluruz. Ne yapmak istediğimi de, nereye varmak istediğimi de, nasıl anılmak istediğimi de, bütün bunları da konuşmuş oluruz. Ondan sonrası benim bu anlattıklarımı onun kendi vizyonuyla değerlendirme işidir. Aslında ben bunun örnek olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela senden önce bu gece konuk olarak aldım. Önce Deniz Seki vardı. Deniz Seki ile konuştuk. Samimi bir konuşma gibi gitti. Ondan sonra Gülben Ergen'le konuştum. Yine samimi, fena değildi. Şimdi seninle konuşuyorum. Tabii başka şeyler görüyorum yani. Üç farklı şey görüyorum. Ben değil. İzleyici üç farklı şey görüyor. Üç farklı kariyer planlaması görüyor. Yani. Ve bunlardan hangisi daha akıllıca? Hangisi daha iyi? Hangisini tercih etmek lazım? Yani bu açıdan da fikir veriyor. Onun için bunu zaten bu yeni program serisinde de yapmaya çalıştığım bu aslında birazcık da. Çünkü eskiden bu talk show programlarını yaparken işte ya Amerikalılar gibi ya işte bizim masa düzenimizde falan şöyle şeyler yapıyorduk. İşte acaba ne şaka üredi buradan? Hani buradan ne şaka çıktı falan gibi bir şey. Fakat sonra fark ettim ki aslında herkes, tabii televizyon Amerikan icadı olduğu için bunu yapmaya çalışıyoruz ama tamam herkes şaka yaparken bir yandan da ulan hani hiç kimse samimi bir şey konuşmayacak mı acaba? Ya da hiç kimse mesela dün gitar çalmaya başlamış bir çocuğa ya da resim çizmeye başlamış ya da oyunculuğa hevesli bir çocuğa bir şey enteresan bir fikir vermeyecek mi acaba? Çünkü ben bu fikirleri alıyorum. Daha çok Amerikalılardan değil, Avrupalılardan. Genelde Fransız televizyonundan alıyorum o fikirleri. Yani nasıl fikirler? Mesela orada bir sanatçıyı görüyorsun. Herifin gayet samimi konuştuğunu görüyorsun yani. Mesela adam kariyer planı, aynen şimdi senin anlattığın gibi kariyer planını diğer başka birisinden tamamen ayırabiliyor. Ve o zaman bir şeyler üretmeye başlayan bir genç diyor ki bir dakika diyor yani. Bir dakika yani böyle de var, böyle de olabilirmiş bir insanın kariyer planı. Yani mesela benim çok beğendiğim ve eninde sonunda burada kabarede sahneye çıkmasını sağladığımız, benim 25 senedir hayranlıkla her gün müziğini dinlediğim Arthur Ashe diye bir Fransız adam var. Paris'e gittim sadece 1,5 dakika adamla konuşmak için, yani elini sıkmak için 1,5 dakika için. Ve konserini izledim. After Show'unda da adamı gördüm. Sonra Fransız Kültür Ateşeliği'nin de katkısıyla adam buraya getirdik ve burada bir gece bir konser verdi. Türkler de vardı. Bütün kabareyi daha çok Fransızlar doldurdu. Ve o kadar hayranlık duyduğum bir adam ki o da lütfetti benimle beraber. Burada sabaha kadar oturdu konserden sonra. Genelde oturmazmış. Hemen kalkar gidermiş. Hemen hemen benim yaşlarımda bir herif. Ve bir anda dedim ki yani bu herifinki gibi de bir kariyer planı olabilir. Çünkü adam Paris'te konserini izlemeye gittiğimde hep bana benzeyen tipler gördüm. Ne gençlerdi ne çok yaşlardı. Ortalama bir entelektüel Fransız grubu, yani biraz onların bonşik bonjan dediği, bobo dedikleri böyle biraz hem entelektüel hem biraz burjuva falan filan tipler.
Ve burada da öyle tipler geldi. Yani sonra düşündüm ki bir dakika ya. Yani hakikaten herkesin de korkunç satması, korkunç büyük konserler yapması gerekmiyor. Herif Paris'te herhalde yılda belki 2 ya da 3 tane konser veriyor ve ondan sonra gelen paraya da razı oluyor. Hiçbir arsızlığı yok para konusunda. Araştırıyor, her sene müziğini değiştiriyor, bir şeyler yapıyor filan. O zaman kendi kendime düşündüm ki evet, ama biz Türkiye'mizde bir şeyler yapmak isteyen gençlere hep aynı şablonu dayatıyoruz. Tarkan. Hayır, bundan başka da bir kariyer planı olabilir. Ve bunu gösteriyorsun. Şu anda bize gösteriyorsun. Yani herhangi bir şey olmak zorunda değil. Bir zorunluluk değil bu. Yani bu öyle bir döngü ki, yani kapılıp 7-24 bununla da yaşayabilirsiniz. Hayatınız bu olabilir. Ama sizin de olsun istersiniz. Bir kısmı da size ait olsun. Ya yani şöyle bir şey, yani şunu öğrenmek istiyorum. Mesela senden önce aldığım kızlara göre, yani mesela yani böyle bir Instagram'da ne oluyor acaba filan gibi endişelerim var mı, ya da Twitter'da yok, falan? Yok. Çok yani o bizim aramızda da kavgadır. Yani çok fotoğraf paylaşmıyor olmam. Aslında herkes sana koymanı istiyor. Yani evet. Biraz daha aktif olunmalı. Ben iyi takipçiyim de yani bazen şey oluyorum. Şimdi hani şurayı çekeyim. Yani ne yapacaklar bunu falan oluyorum bazen. Böyle bir hani neyi paylaşmayı umduğum, beklediğim bir şey olduğunda durmuyorum zaten. O dakika hemen paylaşmak istiyorum. Ama kendime o kadar paylaşmaya değer bulmuyor olabilir. Ben de bulmuyorum. Ben kendimi çirkin falan bir herif buluyorum. Yani suratını koyduğum zaman az önce aşağıda giyini yaptık. Çirkinliğimi kapatayım diye sakallarım var diye. Peki. Şimdi bir arkadaşımızı daha eğer lütfeder, kabul edersen. Hanımlar, beyler, Özge Özbek. Benle baş başa olmak ister miydim bilmiyorum ama pek. Beyefendiyle tanışıyor musunuz? Aha. Sevmez misiniz birbirinizi? Çok severim, gayet başarılı. Evet, yeni albüm. Evet, yeni projeye başladı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Muhabbetimiz de varmış bak. Evet ya. Şöyle bir sözün var. Bazen ben de artık ne zaman yırtmaçlı şeyler giyeceğim diye düşünüyorum. File çoraptır o. Daha... Hayır. Burada demişsin ki yırtmaçlı şeyler. Şeylerse etektir o. Herhalde etek yırtmaçlı ama gördüğümüz gibi yine üzerinde yırtmaçlı bir şey yok. İşte ben bu konuyu tercih etmiyorum. Ben yırtmaçlı, onu söylediği gibi, yırtmaçlı şeyler giyen konukları tercih ediyorum. Bütün programlara niçin evin en edepli kızı olarak katılıyorsun? Çünkü öyle şeylerim yok. Var işte, bir tane omzunu açıkta bırakmışsın işte. Böyle ferah feza. Evet. Peki. Şimdi bu biraz son oyundan bahsetmek istiyorum seninle. Açık Aile. Biz de burada oynayacak. Evet. Çok heyecanlıyım. Hakikaten bunun için mi heyecanlısın, ama kaç kere oynadınız? Çok başarılı oldunuz. Kıbrıs'a gittiniz, geldiniz. Aynen, bir sürü yerde oynadınız filan. Çok güzel bir yarım sezon geçirdik. Biraz geç başladık biz. Aralık ayı sonunda başladık. Yaklaşık 350-400'e yakın oyun oynadık. Kıbrıs dahil. Müthiş geçti. Çok eğlenceli bir oyun. Giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. 1 saat 15 dakika. Müthiş bir komedi. Bizler galiba tiyatroyu tarif ederken böyle bir şeyin derdine düştük. Yani iğne yaptırırmış gibi geliyor herhalde bize. Evet, bu... Mesela konserler öyle anlatılmıyor da biz tiyatroyu anlatırken şöyle anlatıyor. Hemen geçiyor. Sinek sokması gibi, hiç acıtmıyor. Neden yani. Biliyor musun bu cümleyi kuruyorum? Çünkü oyun bittikten sonra herkesin istisnasız söylediği tek cümle bu. Çok çabuk bitti. Çok çabuk bitti. Çok eğlendik ve niye bu kadar kısa sürdü? Ve de çok bir ödül aldın. Bitti. Bir ödül aldın bu evet, oyunda. Evet, en iyi müzikal, en iyi komedi. Komedi müzikal dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım. Evet. Peki aslında biraz daha havalı konuşabilirsin yani. Böyle hemen geçiyor, hiç merak etmeyin falan. Hiçbir şey olmayacaksa sizi şey yapmayacağız, esir etmeyeceğiz falan filan gibi. Ya sadece şunu söylemek istiyorum. Çok seviyorum oyunumu. Çok seviyorum. Oynamak istiyorsun. Radyodaki programda da aynı şeyi anlattın. Evet. Sürekli aynı şeyi anlatıyor. Oyunu çok seviyorum. Oyunu sürekli oynamak istiyorum. Her yere gidip, hatta böyle sünnet düğünlerinde, ondan sonra evlerde de gidip oynayabilirim kadar. Yani o kadar istiyorum bu salonda oyunu. Salonda 40 kişilik... Yani oyuncu düşün ki, oyuncu kendini aşağılamaktan vazgeçmiyor. Yani lütfen bana bu oyunu oynatın. Ne olursa olsun ben bu oyunu oynayayım diye. Kimle beraber oynuyorsun?
Kubilay Pembeklioğlu, şehir tiyatrolarından. Kubilay'ın soyadı çok zor, söyleyemiyorum. Radyoda da söyleyemiştim. Pembeklioğlu. Pembeklioğlu. Evet. Peki. Ve ikiniz bir şey oynuyorsunuz, böyle bir aile. Ama bu Dario Fo'nun bir oyunu. Dario Fo Nobel ödüllü, çok önemli bir yazar. Ve eşiyle beraber yazdıkları bir oyun. Ve bak, bunu hepsini radyo programından hatırlıyorum ki o kadar beni etkilemişsin ki demek ki o programda ne konuştuysak hatırlıyorum. ve yeni bir oyun bir kere ve bir aile var ve adam belki biraz yaramazlık yapmak için eşine biz artık açık aile olalım, ben canım ne istiyorsa yapayım falan filan diyor. Sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? 25 yıllık bir evlilikten bahsediyoruz. Ve artık adam evinde sadece anne gördüğü için, bir ev kadını gördüğü için artık bu durumdan sıkılıyor ve yine heyecanları aramak üzere kapıyı aralıyor. Evet, açık ama aileyi... tabii ki 25 yıllık bir evlilikten sonra adam evde Beyoncé göremez ki, doğal. Görmeyi umuyor. Tabii ki. Görmeyi umuyor mu? Umuyor. O kadar mı iyi o bir adam? O kadar da vazgeçmiyor. Tabii bir muhasebeciyi oynuyor Mavretti, bir muhasebeci. Fakat kadına çeşitli yollarla açık ailenin çok entelektüel bir tarafı olduğunu, işte evliliğin aslında... Modern olduğunu. Modern olduğunu. Aslında 80'li yıllarda yazılmış bir hikaye. 80'li yılların İtalya'sında yazılmış bir hikaye. Dolayısıyla evlilik kurumunun ona göre ne kadar sisteme dayatılmış bir kurum olduğundan bahsediyor. Kadın öyle empoze ediyor. Kadın da tam tersi, aile, kadın, çocuk ilişkiler yerine adam da hayır, bu düzene ters çıkmalıyız ve biz açık görüşlü iki insan olarak bunu denemeliyiz. Ama önce ben bir deneyeyim diyor. Kadına empoze ediyor bunu. Etmeye çalışıyor, evet. Kadın bir takım intiharlardan geçiyor. Sonra oğlu sayesinde diyor ki, ihanet için değil, kendi sağlığın için en azından sen de bir dene diyor. Ve kadın gerçekten denemek için adım atıyor. Önce bir değişim geçiriyor ve orada başlıyor zaten hikaye. Ne yapıyor kadın? Hikaye. Nasıl bir değişim o? Oğlunun verdiği bir takım taktikler var. Öncelikle dış görünüşüyle alakalı. Bir takım işte sporlar yapıyor, diyet yapıyor, kılık kıyafetini değiştiriyor. Sonrasında en önemli şey, çalışmaya başlıyor. Aa. Evet. Bu değişimleri ben yaklaşık bir 15-20 dakika süren bir tek kişilik bir şey halinde anlatıyorum. Bir bölümüm var. Bir bölümüm var. Çok keyifli. Sonra o değişimi görüyoruz. Derken adam bu değişimin farkına vardığı andan itibaren adamın değişimini görüyoruz. Yani nasıl yani? Sen de mi açık aile kabul etmeye başladın deyip adamın tam bir maço haline dönüşü. Maço ve kıskanç. Kıskanç, evet. Ve muhteşem bir final var. Onu da artık söylemeyeyim. Hayır, o kadar değil zaten. Çok, ama çok bence hikaye çok ilginç. Bu aslında bizim vaudeville dediğimiz, fars dediğimiz, özellikle Dario Fo'nun tarzı. Ve ne dedin? Halk tiyatrosunun halk en tiyatrosu. Önemli yazarlarından birebir oyunu. Ama bir yandan da tabii bu halk tiyatrosu aslında bizde, bizim Türkçemizde de bulvar tiyatrosu dediğimiz bir tiyatro tarzıdır ki bizde birazcık yani tarih içerisinde belki Haldun Dorman'e kadar filan biraz küçümsenmiştir. Özellikle sol tiyatro, agitprop tiyatro, işte Bertolt Brecht oynayanlar biraz bu bulvar tiyatrosunu küçümsemişlerdir aslında. Ama aslında bütün bir şehir seyircisi, çünkü tiyatro şehirli bir olaydır. Şehir seyircisini de tiyatroya ısındıran, güzel, hoşça vakit geçiren ama evrenin problemlerini çözmediğimiz ya da işte politika yapılmayan bir tiyatrodur. Bütün Ray Cooney oyunları vesaire bütün buna dahildir. Ve çok eğlencelidir aslında bulvar tiyatrosu ya da halk tiyatrosu. Bak, Dario Fo'da halk tiyatrosu lafını aslında hatırlamıyordum uzun süredir. Dario Fo'nun en önemli şeyi şunu söylüyor zaten. Çerçeveyi sen bozma, içini istediğin gibi doldur. Dolayısıyla bizim oyunun belki de en önemli, en eğlenceli kısmı kadın kendini haklı çıkarmak için seyirciyi aracı olarak kullanıyor. Bakın bana bunları yaptı diyor. Tam tersi adam da kendini aklamak için yine seyirciye kendine ifade etmeyi seçiyor ve kendi aralarında bir üçgen oluşuyor dolayısıyla seyirciyle aralarında. Peki bir şey sormak istiyorum sana. Nasıl oluyor da sen Erdem'den daha yaşlı olabiliyorsun? Öyle mi? Evet. Evet. Ve üstelik de nasıl oluyor da bu kadar filmde ve Türk sinemasının en çok izlenen bu kadar filminde
hep genç ve masum kızsın. Yok, sonuncusunda biraz cadılık vardı. Sonuncusunda. Hangisinde? Bizi Hatırla filminde. Ben Çağan Erman evet, son Çağan Erman filminde biraz evet yani. Antipatik bir karakter oynadım evet. Ve hakikaten çok geçen ters bu, köşe Çağan oldu. Evet, geçen kış. Ama ne yapıyorsun? Bunu birçok kadın şu anda ekran başında seni izleyen, YouTube başında seni izleyen birçok kadın bunu merak ediyor. Bir şey yapıyor musun böyle? Bir mesela spor yapmıyorum. Çok doğru. bir de sporun zararlı olduğunu düşünüyorum mesela. Dünyada beni tavlamak için yapıyorsun. Gerçekten ben bunu beni okudum. Beni tavlamak bu için ispatlanmış. Yapıyorsun. Bu ispatlanmış. Ben yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama öyle. Bir Allah'ın kulunu anlatamadım. Ama doğru bu. Çünkü Erdem, çok özür dilerim. Senin yanında olacak ama. Yani merak etme, evlilik teklif etmeyeceğim ama inanılmazsın. Sporun sağlığa zararlı olduğu, bütün ektirmelerin, kaktırmaların, dürttürmelerin suratımıza yaptırdığımız her şey şeyin söyleyeceğim. Korkunç şeyler olduğunu ve kadınların daha yaşlı göründüğünü anlatamıyorum. Spor sağlığa zararlı. Kim hangi sporu yapıyorsa hasta yatıyor. 2.80 ne oldu? Bacağımı kırdım. Ya ne oldu? Diz bağlarımı bilmem ne yürümek yaptım. Dışında topuğumu bir spor bilmem. Olamaz. Hı? Yürümek dışında bir ben spor ben yürümüyorum bile. Yürümüyorum bile. Hiçbir şey yapmıyorum. Evde yatak odasından mutfağa, mutfaktan yatak odasına, yatak odasından mutfağa, mutfakta hiç misafir ağırlamayı da sevmem. Kimseyi istemem. Misafir gelince oturma odasında filan salakça oturuyoruz. Niye geldiniz? İlk sorum benim o. Niçin gelmiş olabilirsiniz? Yani ben sizi çağırmadım, istemediğim halde niye gelindi? Sadece yatak odasıyla mutfak arasında. Yani banyo da var. O kadar pis bir herif değilim. Yani mutfak, yatak odası, banyo, mutfak. Bence yeterli. Yeterli kesin. Spor kesinlikle sağlığa zararlı. İşte görüyoruz. Mükemmel. Yüzünüzde herhangi bir şey var mı? Şöyle yaklaşık 15 yaşından beri kaz ayaklarım var benim. Bu kaz ayakları bayılıyorum da gittikçe. Kaz ayaklarına. O kaz ayakları hangi gerizekalı onları kaz ayağına benzettiyse ve niçin buna takılındığını kesinlikle anlamıyorum. Şöyle, şurada diyor ki kaz ayağım var. Ben başta hiç bunu anlamıyordum. Kaz ayağı ne lan? İnsanın suratına niye kaz ayağı işte böyle, olsun böyle ki bir şey yani. Ona, diyor ki bak bak özel ona takmış. Kaz ayağı abi böyle. Şuraya şuraya diyor. Birisi şunu bana şurada bir gün, düşünsene. Ya birisi bana bir gün dedi ki gıdın var dedi. Ve üstelik bunu söylediğinde galiba senin yaşlarındaydım. Bana birisi gıdın var dediğinde. Sonra baktım hakikaten gıdım var yani şöyle yapıyor falan. Böyle yapıyorum gıdım var. Sonra birkaç ay sonra gıdım olduğunu unuttum. Vallahi 30'larımdan beri gıdım yok. Yani bir şeye takıyor. Şuramda şey. Ya ben 18-19 yaşındaydım bana bunu söylediler. Daha o zaman hiçbir şey yok. Teknoloji yoktu. Yahu yani. Ne ben kadar güzel bir şey. Çünkü evet. İnsanın hayatında şimdi sinirlendin. Şimdi bağırdın, tabii, şimdi çok tabii, mutlu oldun, çok. Şimdi orgazm oldun, şimdi çok güldün, şimdi çok üzüldün vesaire. Bütün bunun ruha yansıması kadar güzel bir şey var mı? Hatta genç bir kıza bakalım mesela model kızlar var, podyum mankenleri ya da foto modeller. Bu genç kızlarda zaten ruh oturmadığı için böyle bal kabağı gibi bakıyor. Böyle bir kız. Şimdi bunun çok güzel olduğunu düşün. Bana hiçbir şey ifade etmiyor. Bir insanın yüzünde hakikaten ruhu olmalı yüzünde. Evet, onu her tarafı botoksla şunla bak diyor ki mesela diyor ki şuram kırıştı diyor. Lan orası kırıştığı zaman güzel oluyorsun. Geri zekalı. İfade oluyorsun. Oraya bir şey sıktırtıyor. Burası kurabiye gibi oluyor. Diyor ki şuralarımı diyor şey yapıyorum diyor doktor diyor. Oralara da sıkıyorlar. Sonra diyor ki dudaklarım küçük galiba diyor. Hemen poposundan yağ alıyorlar oraya sıkıyorlar. Bir kere o kadını öptüğünü düşün. Ben düşüneyim. Kadının neresini öpüyorsun? Evet. Ha? Değil mi? Şuradan almışlar. Şuraya koymuşlar. Sonra değil mi? Eskiden ben bakıyorum bu işler Serpil Çakmaklı ile başladı. Bütün kadına Türkiye'nin çok güzel bir kadınıdır. Ve bu toprakların yetiştirdiği en güzel kadınlardan biridir Serpil Çakmaklı. Nedense galiba birkaç estetikçi Serpil Çakmaklı'ya aşık mıydı neydi? Bütün kadınları vallahi 90'ların başından beri Serpil Çakmaklı gibi yapmaya başladılar. Sonra galiba Serpil Çakmaklı da kendisine Serpil Çakmaklı yaptırdı. Yani korkunç bir şey. Onun böyle elmacık kemikleri falan biraz ortadadır böyle öyle bir şey. Şimdi herkes de şöyle oluyor sonra kadın yaşlanıyor.
Şurada iki tane yumurta takmışsın gibi bir şey kalıyor. Burada şey oluyor, korkunç şey. Ve bu kadınlar, bu kadınların, bunları yaptıran kadınların dikkat etmesi gereken şey şu. Şunu sormak lazım. Acaba çocuklarınız ya da eşiniz sizin yüzünüze direkt bakıyorlar mı? Bakmıyorlar. Kesinlikle bakmıyorlar. Kesinlikle. Ben kaç kere gördüm. Adam kadına bakmıyor. Hoş geldin canım. Yemek yerken falan şöyle. Yani bakmıyorlar. Ve bu böyle bir hayata nasıl tahammül edebiliyorlar anlamıyorum yani. Korkunç bir şey. Sende hiçbir şey yok değil mi? İşte kaz ayağım yok artık. Ha, kaz ayağını mı aldın? Gerizekalı. Kaz ayağı. Niçin? Kaz ayağımı ben güvercin ayağına düzleştirdim. Hakikaten bunu aldırdın mı? Ya hakikaten mi aldın? Yok ya, aldırmadım. Ne yaptın? İşte buraya böyle incecik böyle şey yapıyorum. Onu oranı mı yaptırdın? Çünkü evet yani şöyle söyleyeyim. Dursaydı ne olurdu yani, ne olurdu? Çemberimde gül o zaman. Düşün ki yani 20 sene evvelden bahsediyoruz. O zaman hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yani, teknolojiden bahsediyorum. Bana o zaman söylemişler işte kazayan. Dedim, işte o zaman takacağım. Ben sana gıdı hikayesini anlattım işte. Gıdı hikayesinde de öyle oldu. Çok şükür. Genler de, annem de öyle, babam da çok şükür. Peki. Acaba bu açık aileyi ne zaman oynayacağız burada? Çünkü siz sezonu kapatmıştınız galiba. Biz sezonu bitirdik. Evet, kapattık. Sonra, bu da ne zaman oynuyoruz? 19 Haziran'da burada mı oynuyoruz? Ne güne geliyor? Çarşamba. Çarşamba günü. Saat 21. Biz neredeyiz? Biz Mecidiyeköy'deyiz. Tam da burada. Dada Kabare'deyiz. Buradayız. Ben de bazen bulamıyorum. Mecidiyeköy, İstanbul Mecidiyeköy'deyiz değil mi? Pekala. Ya Erdem ve Özge, acayip teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sizle beraber olmak harikuladeydi. İki müthiş oyuncu, iki genç gösteri dünyasının, iki çok prensipli ve çok iyi kariyer planlaması yapan, özellikle sen. Her zaman seninle onunla konuştuk. Evet. Ne diyorsun? Kalbimi çarptırmayan hiçbir şey de olmadım. Ve o yüzden bütün projelerin harikulade. Teşekkür ederim. Erdem de öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Pekala, haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.